Melih Altınok, an gelir, duran kalkan, ordu görev eder. Siyasi iradeyi dersizleştirip işlevsizleştirirseniz ortada yalnızca polisi ve askeri ile devlet aygıtı kalır. O da tek ve en iyi bildiği işi yapar. Güvenlik perspektifinden baktığı sorunları meşru güç tekelinin argümanlarıyla çözer. Tıpkı 90'larda o devletin siyasi çözüm lafını ağzına alan siyasileri bir şekilde bertaraf edip Kürt sorununu düşük yoğunluklu savaş konseptiyle halletmeye çalıştığı gibi. İşte dillere pelesenk olan 17 bin faili meçhul, şehitler, genç tabutları, boşaltmalar, 5 5000 köy, yakılan ormanlar, o haller onun eseridir. Devlet aygıtının siyasetin önünde gitmesi şiddet sarmalını derinleştirir, meşrulaştırır. Böyle bir ortamda da siyasi liderler için çözüm alternatifini dillendirmek, oy kaybının yanı sıra sonu ölüme kadar varan bir dizi riski göze almak demektir. E, haliyle kimse siyasi konforunu terk edip bu işe soyunmaz. Türkiye'nin son 30 yılına damgasını vuran örtülü iç savaş sürecinin ilk yarısındaki mekanik bu basit ve anlaşılır dinamiklerin üzerinden gelişti. Ta ki Tayyip Erdoğan'ın AK Partisi siyaset sahnesine çıkana kadar. Kalıcı bir iktidarın siyaset kurumunun muktedirleşmesinden geçtiğini bilen Erdoğan, kurumsallaşmış bir demokrasinin ana göstergesi askeri politikaların belirlenmesi hakkını adım adım geri aldı. Ardından bu gücü ilk olarak toplumsal barışın sağlanması için Kürt sorununun çözümünde kullanmayı denedi. Kuşkusuz bu bir riskti. Hem merkezi bir parti olarak tabanında hassasiyeti olan milliyetçi refleksleri dönüştürme çabası göstermeliydi hem de 80 yıllık yerleşik askeri ve sivil bürokrasiyi dengelemeliydi. İkisini de başardı. 90'larda içinde öldürülen PKK'ların kulaklarından koleksiyon yapan jitemcileri barındıran orduyu çözüm sürecinde sınır dışına çıkan militanlara müsaade eden bir akla kavuşturdu. Türklerin ve Kürtlerin ortak demokratik kazanımlarını saymıyorum bile. Yeşilin kan kardeşleri. Böylesine bir kronoloji hepimizin malumuyken, ceberrut devlet aygıtı siyaset kanallarının açılmadığı için mecburen silahlı mücadeleyi seçtiğini söyleyenin tavrı ne olmalıdır sizce? Siyasi çözüm, diyalog, askeri politikaların talihleştirilmesi perspektiflerini sahiplenen güçlü bir merkez siyasi iradeyi, devlet aygıtının hakim olduğu bir Türkiye için çalışmış ve çalışan Türkiye Türklerindir medyasına ya da KCK operasyonlarında Kürtçe kursuna giden çocukları bile içeri tıkan Gülen çetesine mi değişir? Bu kör gözüm tabloya tüyü dün PKK yöneticilerinden duran kalkan dikti. Askere seslenen kalkan, kendinizi kullandırtmayın bizim savaşımız AKP ile dedi. Evet, kemiksiz bir ordu göreve çağrısı. Aslında çok tutarlılar. Varoluşları, devlet aygıtının doğal refleksi olan güç kullanma eğilimini işlevi gereği dizginlemek zorunda olan sivil siyasetin hakim olduğu bir ülkeye ters. Hem parlamentoda temsil edilip hem de binlerce silahlı adama sahip olacakları modelin ancak ordunun görevde olduğu bir Türkiye'de mümkün olabileceğinin farkındalar. Özlemleri pozisyonlarını ellerindeki silahları meşrulaştıracak bir devlet, analar Skorski doğurmuyor diyerek gencecik askerlerin canının maliyetini tercih eden 90'ların generalleri gibiler. Onlar da Kürt gençlerini ölüme göndermeyi demokratik sivil siyasetten daha kazançlı sayıyorlar işte. Faşistler gibi kan kardeşleri yeşilleri aratmayacak katilleri doğurma potansiyeline sahip devlet aygıtını, Kürt sorunu realitesini en kararlı şekilde tanıyıp çözmeye çalışan AK Parti'yi tasfiye etmeye çağırmalarının başka bir anlamı olduğunu düşünebilenlere Allah zihin açıklığı versin. Melih Altınok, Sabah